Bu bölümde ülkemizin önemli yürüyüş rotalarından biri olan Sempol yolunu yürüyeceğim. Eğirdir'den başlayacak olan yolculuğum Antalya Serik'te sona erecek. Planlamama göre bu yolculuk 5 veya 6 gün sürecek. Sempol yolu için Eğirdir'deyim ve gece 12'de geldim. Bu otele yerleştim Gölün kıyısında. Ve karşıda görünen Kırmızı Hastane'nin arkasından çıkan toprak yoldan yukarı doğru çıkacağım ve rota oradan başlıyor. Eğirdir Gölü'nün kenarındayım. Benim sabah saat 7.15 geçiyor, kahvaltımı yapıp termosuma biraz sıcak su alıp yola koyacağım. Otelin adını merak edenlere. Apostel Otel. Rüzgar yokken hemen kaydedeyim. Yabani birçok bitki var yiyebileceğiniz. Ah, rüzgar yine çıktı. Birazdan. Süper trekking parkuru. Acayip turistik. Böyle bir parkurda kim yürümek istemez? Harika. İşte bu. Kamyonun gittiği yola giriyoruz ve kamyonun bulunduğu yerden sola dönüyoruz. Böylece madenle olan aşkımız bitiyor. Rüzgarsız bir alan buldum. Çekmek istediğim şeyi çekeyim. Bölgede doğal yiyeceklerden çokça var. Mesela önümde duran bir karamık. Bunun biraz zamanı geçmiş. Bu biraz büyüyememiş ama rüzgarsız diye burada çektim. Bunların yapraklarını yiyebilirsiniz. Bulgurla pilavını yapabilirsiniz. Normal bir şekilde. Herhangi bir sebzenin pilavını yapar gibi. Bunun da pilavını yapabilirsiniz. Yemlik çok var. Madımak çok var. Yine yenebilecek ve adını bilmediğim bitkilerden çok var. Kara hindiba var yine. Salata yapmak için falan. Tabii mantarı da görüyorum ama mantarı yememeniz önemli. Herhangi bir durumda daha da sizi hastaneye kadar yetiştirecek bir güç olmayabilir. Zamanla yarışırsınız. O yüzden dağda hiçbir zaman mantar yemeyin bence. Yani karamık, madımak. Daha başka, şu anki mevsime göre söylüyorum. Mayıs'ın 11'i 2019. Diğer mevsimlerde de tabii yabani meyveler, daire veya ahlat armudu gibi yiyecekler var. Mevsimine göre değişiyor. Hani buradakiler biraz daha büyümüş. Bunlar tam yemelik yani şu anda. Dikeninden sıyırarak topluyorsunuz. Öylece de yiyebilirsiniz. Yemek yapmaya gerek yok. Yani can erik tadındadır. Ekşi ekşi.
Ya Anadolu'da yaygındır. Herkes bilir. Yemliği de, karamığı da herkes bilir de bilmeyenler için söylüyorum. Buradan da Halil Tokgöz'e gelsin. Geçen gün video çekmişti karamık yerken. Canım istemişti. Şimdi ben de yiyorum. Aha böyle. Ekşi ekşi sabah sabah. Evet. Madımaklar da oldukça büyük yapraklı, güzel. Yani birçok hastalığa iyi geldiği ile ilgili geçen gün televizyonda da bir program izlemiştim. Yani bunları böylece salata da yapabilirsiniz. Yemeği de yapılıyor bunun. Böylece yiyebilirsiniz de madımak. 500 metrelik çıkışımı bitirdim. Şimdi inişe geçiyorum. Aşağıda yaylalar görünüyor. Bahar yeni başlıyor. Burada solda küçük bir gölet var. Üç ayrı, dört ayrı yerde öbek öbek obalar oluşturulmuş. Büyükçe bir dağın eteğinden vadiye, ormanlık alana gireceğim. Bakalım Gökdere'ye ulaşabilecek miyim bugün? Atilla abi ulaşamayacağımı yazmış Facebook'tan ama o beni biliyor. Sonra da parantez açmış tabii. Ulaşırsın falan diye. Evet, doğa güzel. Doğa yeni yeni canlanıyor burada. Ben sahilden geldiğim için orada artık meyvesi tükenmiş olan ağaçların çiçekleri burada yeni açıyor. Erikler mesela öyle. Ama şu manzaraları görmeye değer. Gerçekten güzel bir coğrafya. Yani dağların olduğu her yer güzeldir ya. Bir de maden bölgesinden 2 saat boyunca çıkamadım. Madeni görmeye başladıktan sonra madenin bitişine kadar, son maden artıklarını görene kadar bir 2-2,5 saat yürüdüm. Çok kötü bir durum ya. Nefret ettim yani. Acaba bu sefer ne unuttum diyordum. Kahveyi ve bardağı unutmuşum. Ama ne mutlu ki kirletilmiş bu doğada yaşıyoruz ya, o yüzden bardak bulmak kolay. Apsarı yaylasından sonra bildiğimiz güzel patikalardan biri başladı. Yani buraya kadar 11 kilometre normalde beğenilmeyen bir yolda yürüdüm. 5 kilometresi zaten asfalttı. Neydi o köyün adı? İlk köyün adı. Akçakale miydi? Akça. Akpınar. Akpınar'a kadar 5 kilometre tamamen asfalt. Daha sonra yayla yolları, maden ocakları, toprak yollarda 11 kilometreyi şak diye geldim. Tabi hız alabiliyorsunuz, o bakımdan iyi. Yalnız maden ocağının tepesine çıkana kadar 5 kilometre boyunca, pardon 7-7,5 kilometre boyunca sürekli yükseliyorsunuz. 7 kilometre boyunca hep çıkış. Daha sonra ufak ufak inmeye başlayıp Apsarı yaylasının altından da yatayda ilerlemeye başlıyorsunuz. Çam ormanlarının içine doğru bu güzel patika sokuyor. Hiçbir işaret yok. GPS kaydına bakmadan yürümeniz mümkün değil. Apsarı Yaylası.
Değişik bir parkur. Dağlara, vadilere, torosların içinde düzlüklere açılan değişik bir parkur. Şimdi 13. kilometreden sonra patikalara ve toprak yollara girerek ulu çam ağaçlarının arasında ilerliyorum. Kuzu göbeği zamanı. Etrafıma bakıyorum. Mantar yemeyin dedim de kuzu göbeğini de bulursanız yiyin tabi. Anadolu'da bu gibi kaya kovuklarına kandak denir. Buralarda biriken suları keçiler ya da insanlar zor durumda içerler. Yokuşu çıktım. Tekrar düze eğiliyorum. Kamp için mükemmel bir yer. Su yok. Ama traktör geliyor. Hey! Düzlük alandan sonra yeni açılmış olan soldaki toprak yola girmiştim. Hemen 30-40 metre yukarımda toprak yol devam ediyor ama hemen aşağı indim. Rotadan çıktığımı fark ettim. Burada da işaret yok. Ancak patika muntazam devam ediyor. Ben bu sese hastayım. Dinleyin. Eşeklerin semerinden de çıkar bu ses. Yukarıda bir tane kuyu. Tabiata bayıldım. Ne güzel bakıyorlar. Solda bir göl var, çamur renginde. Patikadan ilerlemiş olsaydık o göle giriyorduk. Patika o göle ulaşıyor çünkü. Ağaçların içinden geçiyorum. Rota gitgide güzelleşiyor.
yollarda ne işaret ne bir şey. Kayıtsız yürümek mümkün değil. Ağaçta silik bir işaret sadece. Tek tük bu şekilde işaretler var. Rota kaydına bakmadan yürümek mümkün değil. Sabahtan beri kaçıncı kez geri döndüm, kaçıncı kez rotaya girmek için dağ bayır açtım bilmiyorum. Abartmayayım ya. Fazla da olmadı, ufak tefek şeyler. Rotanın kenarında bir bisiklet. Yağmur başladı. Terli olmasam poları giymezdim. Ama çok terliyim. Yağmurluğun altına giyeceğim. Son 3 kilometrem kaldı. Yağmadan bir varabilirsem. Zorlu bir parkur. Ama işaretler olmayınca çok sağa sola girip çıkıyorsunuz. Sürekli GPS açık olacak. Kaçıncı pil bu? Akşama yer bulup şarjları tamamlamam lazım. Değilse işimiz zor. Çantanın yağmurluğunu da takmak gerekiyor. Su geçirmiyor ama su geçirmeyen malzemeler zamanla su geçirmeye başladığı için ben su geçiriyor mu diye test etmeme gerek yok. Çantanın yağmurluğunu takacağım. Yağarsa yağmur yağar, yağarsa yağmur yağar. Termarlarda paslanma oluyor nedense. Zaten ben ıslanmışım, zaten ben ıslanmışım. Zaten ben ıslanmışım, zaten ben ıslanmışım. Kar yağdı bizim köye, kar yağdı bizim köye. Çiçekleri elinmez, çiçekleri elinmez. Acısı çoktur ama, acısı çoktur ama. Sevdaluktan elinmez, sevdaluktan elinmez. Sevdaluktan elinmez, sevdaluktan elinmez.
Çantanın sağında solunda bir sürü şey olunca zor geliyor. Ne yapsın garip. Evet hacı, bu iş tamamdır. Kasa fıramızı da alalım. Tek yürüyoruz. Kurt mu çıkar, domuz mu belli olmaz. Yakın ağaçlara keklikleri asıyorlar ve karşı cinsi çağırması için ötmesini sağlıyorlar. Bu bölgede birçok küme yapılmış ve her taraf pet şişe ve konserve kutuları dolu. Burası yürüyüş rotası üzeri değil. Yani demek oluyor ki avcılar atmış. Yani şaşırdık mı? Şaşırmadık tabii. Masum hayvanları öldüren adam doğayı kirletmek ne demek? Ne kadar basit bir şey. Gökdere köyündeyim. Burada Kocapınar'da kampımı yaptım. Bu çardağın altında gece yağmurluydu. Hasan abiyle birlikte kahvaltı yaptık. Şimdi Serpil istikametinde ilerleyeceğim. Sonra sipahilere ulaşacağım. Bugünkü rotam 17 kilometre. Kocapınar'dayız. Burası Yukarı Göktepe köyündeki Yukarı Gökdere köyündeki çok güzel bir yer. Hem pınar var, hem kamp alanı, hem de çardağın altında kampımı yaptım. Burada Yukarı Gökderelilerle birlikteyiz. Evet, oturdum sofraya. Kendine iyi bak. Abi isim ne? İsmail. İsmail abi. Tamam. İsmail abi. Buralı mısınız? Buralı. Yürüyüşçü geçiyor mu çok? Biz hep kamyonla. Kamyonla. Siz burada mı oturuyorsunuz dışarıdan? Eğirdir. Eğirdir'de oturuyorsunuz. Eğirdir. Yürüyüşçü geliyor mu çok? Geliyor. Eğirdir. Yıldan yıla artıyor mu? Evet. Güzel. İnşallah bu bölgelerde de. Yürüyüşçü geliyor. Buraya çok yürüyüşçü geliyor. Yollar delisini takip edeceksin değil mi? Tabii her zaman. Eyvallah, sağ olasın. Her zaman takip edeceğim.